Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ın 9. gününden hepinize selam olsun. Bugün sizler için hazırladığım iftar menümüzde yoğurt çorbası, kilis tava ve tatlı olarak künefe tarifini hazırladım. Bu şekilde her gün iftar menüleri veriyorum. Kanalıma abone olduktan sonra zil sesini mutlaka açalım. Bu sayede yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. İyi seyirler. Yoğurtlu çorba tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz: yarım kilo süzme yoğurt kullandım. 1 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta ve yaklaşık 1,5 litre sıcak su. Ayrıca sosu için tereyağı, sıvı yağ ve bolca nane. Pirinci tencereye koyalım. Üzerine 1,5 litre sıcak su ekleyelim ve haşlanmaya bırakalım yaklaşık 15 dakika. Pirinçler yumuşadıktan sonra ocaktan alalım. Bu esnada başka bir kabın içerisinde yoğurdu, yumurtayı, unu çırpalım. Pirinci haşlama suyundan birkaç kepçe yavaş yavaş ilave edelim. Bu şekilde yoğurdu açalım. Bunu kesilmemesi için yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tenceremize sosumuzu ilave edelim. Sürekli karıştıralım ve ocağa alalım. Orta ateşte birkaç taşım kaynamaya bırakalım. Sosumuz için tereyağı ve sıvı yağını bir tavaya alalım. Isındıktan sonra bolca 1,5 yemek kaşığı nane serpelim. Kavuralım ve ocaktan alalım. Çorbamızı tuz ile tatlandıralım. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi Instagram hesabım için hazırlamıştım. Daha sonra karar verdim, tüm video hazırlayıp sizler için de ekledim. Instagram hesabım Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Cep telefonumdan hazırladığım için kusura bakmayın lütfen. Evet, gelelim artık malzemelerimize ve tarifimize. Kilis tava hazırladım. Tepsi kebabı. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: ben karışık orta yağlı kıyma kullandım arkadaşlar. Dana ve kuzu karışık. 1 büyük adet soğan, 1 büyük adet kavya biberi, 4-5 tane yeşil kıl biber, 1 büyük diş sarımsak, 1 tane domates, isterseniz eklemeyebilirsiniz içine. Üzeri için ayrıca 2 tane domates ve 5-6 tane yeşil kıl biber. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber, biraz kırmızı toz biber ilave ettim. Gördüğünüz gibi önce sebzeleri normal bıçak ile ince ince kıydım. Daha sonra satır ile ufalttım. Hepsini birlikten devam kıydım. Sizler isterseniz ilk başta satırla veya varsa zırhla inceltebilirsiniz.
Tüm sepsilerimizi yeterince incecik kıydıktan sonra tepsimizin içerisine kıymamızı ve bütün sepsilerimizi alalım. Güzelce yoğuralım. Baharatları ilave edelim. Özleşene kadar devam yoğuralım. Harcımızı güzelce yoğurduktan sonra tepsimize eşit bir şekilde dağıtalım. Gördüğünüz gibi bastıra bastıra şekil verelim. Daha sonra tepsimizin kenarından bir parmak kalacak şekilde içe doğru alalım. Düzeltelim kenarlarını. Bir bıçakla veya satırla önce 2'ye sonra 4'e daha sonra 8 eşit dilimi kebabımızı keselim. Süslemesi tamamen sizin zevkinize kalmış. Domatesleri dilimleyelim. Bu şekilde her kestiğimiz dilimin üzerine birer domates dilimi yerleştirelim. Kıl biber, arzuya göre tekrar kabye biber kullanabilirsiniz. Hatta kenarlarına soğan da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet, gördüğünüz gibi nefis oldular. Şimdiden bile harika görünüyor. Kilis tavamız, tepsi kebabımız. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika arası kontrol ederek pişirelim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Videolarımı beğenip paylaşıp yorum atarak desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Beni Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Künefe tarifimizi daha önce de vermiştik. Bu sefer sade mozzarella'lı yapacağım. Malzemelerimiz: taze kadayıf, yarım paket tereyağı, mozzarella peyniri, Antep fıstığı ve şerbet. Gördüğünüz gibi yağı önce eritiyoruz tavada. Daha sonra kadayıfa ekleyip güzelce harmanlayarak yağı kadayıfa yedirtiyoruz. Künefe tabaklarımızın altını bolca tereyağlayalım ve harmanladığımız kadayıfımızdan bir parça alalım. Elimizle bastırarak tabağımızın içerisine kadayıfı yerleştirelim. Aynı işlemi eğer daha fazla yapacaksanız diğer künefe tabaklarınızda uygulayabilirsiniz. Eğer arkadaşlar künefe tabağınız yoksa hiç sorun değil. Teflon tavada da aynı şekilde künefenizi pişirebilirsiniz. Bir başka künefe tabağı ile künefelerin üzerine bastırarak sıkılaştıralım. Çok kenarına gelmeyecek şekilde mozzarella peynirimizden bolca koyalım. Aynı şekilde diğer tabaklarımızı da koyalım. İsterseniz üzerine Antep fıstığı serpebilirsiniz bolca benim gibi. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ama eğer Antep fıstığı serperseniz künefeniz daha bir lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi fıstık serpiyorum peynirlerin üzerine ve tekrardan
Peynirlerimizin üzerine kadayıf ile kaplıyorum ve tekrar tabaklarımızla bastırarak sıkılaştırıyorum. Künefe tabağımızı ocağa alalım ve orta ateşte, çok yüksek olmayan orta ateşte hafiften yavaş yavaş künefemizi çevire çevire kızartalım. Alt kısmını kontrol edelim. Eğer renk aldıysa diğer künefe tabağını üzerine koyalım. Bir penseye yardımı ve tutamak yardımı ile tabağımızı ters düz edelim. Ve aynı şekilde diğer tarafında renk alana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi pense yardımı ile üzerindeki tabağı alalım. Harika kızardılar. Aynı işlemi tekrar altı kızarana kadar devam pişirelim. Şerbetin ölçüleri 4 bardak şekere 3 bardak su ve biraz limon. 15-20 dakika orta ateşte kaynatalım, koyu bir kıvam elde edelim ve soğumaya bırakalım. Gördüğünüz gibi kıvamı ve soğuk şerbeti pişmiş künefemizin üzerine dökelim. Üzerine ben kaymak ile servis yaptım. Kaymak ve bolca Antep fıstığı serptim. Siz isterseniz dondurma ile, isterseniz kaymak ile, isterseniz sade servis yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Mis gibi evde künefemizi kendimiz yaptık. Dışarıdan almaya, hasret çekmeye hiç gerek yok. Kendi künefemizi de evimizde aynı şekilde dışarıdan daha çok lezzetli yapabiliriz arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğendiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı lütfen unutmayalım. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.